Biraz önce de söyledim içeride kuliste tam sahneye çıkmadan önce ben o kadar heyecanlıyım ki ve o kadar özlemişim ki sahnede olmayı, şarkı söylemeyi. Aynı şekilde sen de Hakan'cığım. Sen benim halime bak, kan ter içindeyim. Nasıl heyecanlıyım, bir sene olmuş şarkı söylemeyi. Bir yıl oldu tam değil mi? Böyle bir bence. Şey olamaz. Evet. Şu ama an çok heyecanlıyım yani, ben yalnız. Hepimizin büyük bir heyecanı var. Aynı şekilde bütün orkestramızın aynı heyecanı onlar da yaşıyor. Yaklaşık siz de değil mi? Bir yıldır hep beraber böyle bir şey yaşadık ama bu hasretle biz İnanılmaz şarkılar söyleyeceğiz. Öncelikle bunu da altını bir çizelim. Evet, çok güzel şarkılar. Yani bıraksanız bizi bu akşam, biz sabaha kadar söyleriz. Zaten sabaha halde kadar söyleyeceğiz gibi. 30-35 şarkı söyleyeceğiz tamam. En azından. Belki uzatabilirim. Hiç belli tamam. Olmaz Hakan. Sen, komutan sensin şimdi. Olur mu öyle şey? Estağfurullah, ne demek. Öncelikle senle aynı sahnede olmak benim için çok önemli, çok kıymetli. Çok severek dinlediğim, bilmiyorum, gerçekten abi. Bambaşka bir ruha, bambaşka bir sese sahipsin. Estağfurullah. Çok keyif alarak dinlediğim bir sesin var. Aynı şey benim için de geçerli. Ve aynı şekilde geçerli. Bir de ne kadar efendi değil mi? Estağfurullah. Vallahi böyle bir şey alamaz. sen de benim için bir şeyler söyle. Sen zaten Allah nazarlardan saklıyordun bir insan. Ay canım benim. Bu arada çok zayıfamışsın, onu da söylemek aman istiyorum. Aman bu konuda ben minnettim. Pandemi konu sana yaramış bak. Pandemi ben kilo aldım mesela. Sen yok canım, iyisin. Yok aldım, biraz aldım, biraz daha zayıftım ama pandemi sana yaramış maşallah. Yok yok, ben vallahi bu konuyu çok konuşmak istemiyorum mimli olduğum için. Ama yani hafif süzüldüm diyelim.